Tamam, soruyorum hemen. Ekip olay yerindeymiş, girsinler mi diye sorarlar. Hemen beklemesinler. Girin. Biz de varmak üzereyiz zaten. Başka bir şey var mı istiyorsunuz? Yok. Sayın savcım. Sağ ol, kolay gelsin. Başkomiserim, gözümüz aydın, işbaşı yapmışsınız. Sağ ol ciğerim, sağ ol. Savcım, talimatların üzere olay yeri inceleme içeride ama tabii ailenin çalışanları biraz duruma müdahale etmişler, yani farkın olmadı. Şunu da alalım. Olay yeri burası savcım. Kolay gelsin. Sağ olun savcım. Evin mutfağında çalışan Zerrin Hanım, evin şoförü Emin Bey. Evet. Sayın savcıma anlatın lütfen. Vallahi ben bilemedim. Öyle kan kanmasın diye, ortalık diye giriştim. Bozmuşum öyle dediler. Yeliz Hanım toparlayın deyince akıl edemedik sayın savcım. Tamam, sakin. Bir tek orayı mı temizlediniz? Evet. Lüksü, sende ne var? Geldiğimizde dedikleri gibi kanı temizliyorlardı. Sanırım yukarı çıkılmamış. Şimdi çıkacağım ben de. Olay gerçekleştiğinde neredeydiniz? Ben dışarıda bahçedeydim sayın savcım. Sesi duyunca koştum geldim. Baktım Serap kardeşim yerdeydi. Her yerde kan olmuştu. Ama başı çok kanıyordu. Siz? Ben mutfakta çalışırım. Pek çıkmam. Hanımım hasta diye tavuk çorbası kaynattım. Buraya getiriyordum Serap yukarı çıkarsın diye. Salona girmemle Serap'ın gözümün önünde yuvarlana yuvarlana inmesi bir oldu. Öylece dondum kaldım. Elim ayağım boşaldı. Elimde ne var ne yok. Hepsi yere döküldü, haberim yok. Nasıl düştüğünü gördünüz mü? Peki şöyle olmuştur diyebilir misiniz? Yok savcım, diyemeyiz. Burada bir çıplak ayak izi var ama sanırım maktulün terliği varmış. Yani bu iz terlikten daha küçük gibi sanki ya. Vallahi bana da öyle geldi ama bakacağım tabii. Ayak izi sadece burada mı var? Merdivende yok mu? Kovadan örnek aldım. Merdivenin zemininden de, buradan da bakacağız. Anlaşılır nereye silmiş silmemiş. Bu su temiz gibi ha. Temizliğe yeni mi başlamış acaba? Ne makineyle gülüş falan? Bekarlıktan biliyoruz herhalde biz bunları. Ayrıca Tuğçe geldikten sonra da her iş bana kaldı. Ne zaman hanımefendiye sıra gelse kendi sırasını pas geçiyor. Ama neyse, hastaneden çıksın da hayırlısıyla her şeyi pas geçsin. Hiç önemli değil. İsterse pas geçmiş. Evleniyor kız. Başkomiserim, doğru mu anladın? Sen niye hatırlatıyorsun böyle bir şeyi ya? Doğru bu arada, yani bakalım hayırlısıysa inşallah. Amin, vallahi çok sevindim. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Ayrıca Mercan da geliyor ha. Yakında senin de avucuna konacak o kuşlar. Babamın lafıydı. Aynen. Rahmetli Metin amirim söylerdi. Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın. Amin. Baktınız mı odalara? Bakacaklar savcım. Kaç kişi yaşıyor acaba bu evde ya? Yok. Yerdeki ayak iziyle evin çalışanına, yani maktule ait terliklerin numarası farklı savcım.
Yani ya biri sesi duydu ve merdivenin başına geldi ya da söylemek için daha erken ama biri kadını aşağı itti. Yoksa Can, sen ne diyorsun? Biri itmiş ya da kendi düşmüş olabilir mi? Yani buradaki izleri göre anlamak biraz zor tabii. Elimizdekileri inceleyelim. Belki de Anıl otopside bir şey bulur. Kaç kişi yaşıyor bu evde? Yeliz Hanım'la Oktay Bey sadece. Çocuk? Yok, hiç çocuklar olmamış. E iki yatak odası var, ikisi de kullanılıyor. Yani gece misafir falan mı kaldı? Yok yok, misafir için değil orası. Yeliz Hanım'ın uykusu çok hafiftir, yalnız yatar. Siz? Ben eve giderim geceleri. Ben aşağı kattayım. Bazen Serap da kalır arada ama hep değil. Evde kimler vardı? Bu olay sırasında sizin dışınızda yani. Biz vardık işte. Oktay Bey, Yeliz Hanım, Serap. Bir de hemşire geldi gitti savcım. Hemşire serum takmak için mi? Evet, Yeliz Hanım biraz rahatsızdı onun için. Hemşire Serap düştüğünde o yoktu o sıra. Bir kavga gürültü Oktay Bey ile Serap Hanım ya da Yeliz Hanım'ın arasında. Bir sıkıntı var mıydı? Yok, benim haberim yok. Ben evdekilerle pek muhabbet etmem zaten. Öğle yemeğine gelirim, mesai olursa bir de akşam yemeğine. Peki Serap'la ilgili söylemek istediğiniz, bilmemiz gereken bir şey var mı? Yok savcım. Umut. Ciğerim bak bir. İfadelerini burada alalım. Bir de hemşire varmış herhalde. Onun da ifadesine başvuralım. İhtiyaç olursa emniyete almamız gerekebilir sizin. Hay hay. Ne gerekirse yaparız başkomiserim. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi gel. Çetin, gel sen. Evet. Al arkadaşım. Vallahi tam şahnıma yakışır bir başlangıç oldu ha Sayın Savcım. Ha? Kaza gibimsi de cinayet gibi. Yani cinayet diyemeyiz ama kaza da diyemeyiz. Şu hemşirenin ifadesini almak gerek. Söyledim, Umut'a çağıracak. Tamam, biz de gidelim Oktay'la Yeliz'in bilgisine başvuralım. Tamam Savcım, bana iki dakika müsaade et. Ben bir ekibe bakıp geliyorum ona. Sevgilim. Sevgilim, bizim evlilik yıl dönümümüz ne zaman? Nereden çıktı şimdi bu? Ya ne zaman söylesen? Bir düşüneyim. Hangisini soruyorsun acaba? Ya ciddiyim, söyle hadi. Pislik yapma. Ya sevgilim, üç kere evlendiğimiz için. Şimdi bilemedim gerçekten. Sana hangi mevsim lazım? Hangisini seçsek acaba? Gülmedim. Tamam tamam ama gerçekten bilemedim. Hem nereden çıktı hakikaten bu? Biz hiç yıl dönümümüzü kutlamadık, farkında mısın? Ha, şimdi anlaşıldı mesele. Yani biraz saçma değil mi? Hani o kadar evlendik ama bir kere bile yıl dönümü nedir görmedik. Bilmiyorum artık. Tamam sevgilim, sen seç bir tarih. Hangisini seçersen o gün kutlayalım. Tamam bir dakika. O zaman ben bunun üstüne bir düşünüp seni arayıp tarihi söyleyeceğim. Tamam mı? Ama hangi tarihi söylersem sen de tamam olacaksın. Tamam sevgilim. Hatta istiyorsan bak yılda üç kere kutlayalım. Bana uyar. Çünkü sana evet dediğim her gün ayrı özel, ayrı güzel benim için. Bravo Sayın Savcım. Çok güzel bağladınız. Çok sevdim. Bağlarız, bizden kaçmaz. Tamam o zaman. Tarih bende, sürpriz sende. Biraz uyanıkça bir görev dağılımı oldu ama tamam, peki öyle olsun. Siz bunu da bağlarsınız Savcım, yaparsınız. Ben de seni seviyorum sevgilim.